Merhaba, bu dersimizde Go programlama dilinde tür dönüşümleri yani type conversion işlemlerine bakacağız. Bununla ilgili genellikle programlama dillerinde iki tür vardır, iki tarz vardır, casting ve convert denir. Casting daha çok dilin kendisinde olan özelliklerle bunu tür dönüşümünü gerçekleştirmek için kullanırken, convert işlemi ise ya framework tarafında ya da Go'da olduğu gibi dille birlikte gelen paketler vasıtasıyla yapılan dönüştürme işlemidir. İkisini de kullanacağız. Tür dönüştürme işlemi öncelikle ben hemen küçük bir uygulama açarak şurada convert başlığı açıyorum ve diyorum ki var myString eşittir değeri de 1 olsun. Var x 10 değerine sahip. Var f float 32 ve 2.0 şeklinde değerlere sahip. fmt.println diyorum ve myString virgül x virgül f diyerek bunların üçünü de ekrana yazdırıyorum. Şimdi bunu yaptım. Hemen bir test edeyim. Başarılı olduğunu göre göre gidelim. Bakın 1 değerini yazdı. 10'u yazdı ve 2'yi yazdı. Güzel. Peki diyorum ki myString şuradaki myString içerisinde string bir değer var ama o string'in içerisinde bir sayısal değer var. Yani string olarak gelse bile içerisinde bir değeri var. Bunu ben matematiksel bir işlemde kullanamam şu şekilde. Bunu string'den integer'a dönüştürmem gerekiyor. Convert etmem lazım. O yüzden de şunu kullanacağım. Bu yöntemi. Yani şöyle de bir not yazalım. String'den int'e hatta şöyle diyelim. Int'e dönüştürme. Evet, burada bir number değişkeni oluşturuyorum. Virgül koydum. Bir de alt çizgi koydum. Black identifier yani boş tanımlayıcı. Sebebi ise şu an yazacağım koddan dönecek olan bir değer var. Bir de hata olursa dönecek olan hata nesnesi var. str.com diyorum. str.com. dediğim zaman bu Go'nun içerisinde gelen paketlerden biridir str conversion'ın str convu nokta atoyu var. Bakın atoyu function'ı dışarıdan string alır. Bunu geriye dönüşüdür şurası. Geriye integer olarak döner. Bu string'i dönüştürür, integer döner. Eğer hata oluşursa mesela Ali Veli diye bir metni siz integer'a kestesin diye gönderirseniz dönüştüremeyeceği için hata dönmesi lazım. Hatayı da ikinci parametre olarak dönüyor. Multiple result yeteneği olduğu için Go'da bu nesneyi, error nesnesini karşılamak için de şurayı kullanmamız gerekiyor. Ben ise bunu kullanmak istemediğim için boş identifier koydum oraya. Blank identifier. Parametre olarak myString verdim. Ve dedim ki fmt print line number'ı yaz. Sonrasında da aslında sonrasına gerek yok şimdi. Bakın 1, 10, 2 idi. 1 değerini aldı. Peki bunun yani tipini şu an almadık. Hani tipini almayı da göstermedim. Reflection konusu bu. Ama şöyle bir işlem yapabilirim diye düşünüyorum o zaman. Mesela result diyeyim ki number artı 2 olsun. Sonra da print line'ı result olarak ekrana yaz. Şu an hata tabii ki hata. Bakın eğer var kullanmadıysan ne demiştik?
şuraya 2.3 düzeyle tanımlaman gerekiyor. Çalıştırıyorum. Bakın burası 1 aslında. Şuradaki number. Number yazdırdım çünkü. String'den dönüştürdükten sonra bundan emin olmak için de number'ı 2 ile toplamaya çalıştım. Normalde string'i numerik bir değerle birleştiremezsiniz. Dönüştürmeden birleştirilemez Go'da. O yüzden bunların ikisini topladı. Demek ki ikisi de gerçekten sayısal değerlermiş. Bunu da sonuç olarak görmüş olduk burada. Peki casting'i nasıl yapıyoruz? Buraya kadar convert işlemiyle dikkat ederseniz paket içerisinde yani Go'nun paketleri içerisindeki str ve conv ile yaptım bunu. Ha şu da olabilirdi. Ato'yu değil de yani string'i int'e değil de integer'ı string'e dönüştürmek de isteyebilirdik. Int bir metin var. Integer bir sayı vardır. Bunu örneğin string ile birleştirmek isteyebilirsiniz. Mesela şöyle diyeyim. Şurası sonuç diyelim. Örneklerle gitmekte yarar var. Şurayı kapatayım. Çok kalabalık yapmasın. Burayı kaydedeyim. Bakın kaydetmez zaten hatayı gösterdi. Diyor ki bu string ile integer'ı birleştiremezsin. Yani bu işlem hatalı. Yanlış. Ben gene de çalıştırayım. Hatayı göreyim. Gördüğünüz gibi string ile int varsayılan olarak birleştirilemez Go'da. Buradan bir anlam çıkarmıyor yani. Bu adam string ile işte print line içerisinde string ile number'ı birleştiriyorsa bunu ekranda basmak istiyordu falan hiçbir yoruma girmiyor. Doğrudan hata veriyor. Bunu yapmak için de str.com gene bu sefer de itoa yani into aktırdı sanırım. Tam hatırlamıyorum ama into aktır diğeri de aktör to int şeklinde bir açılımı vardı. Şimdi buraya da integer'ı veriyorum number olarak. Şimdi tekrar kaydettim. Bakın şu an herhangi bir sıkıntı yok. Tekrar geldiğimde bakın sonuç 1 olarak geldi. Yani bu işlem convert işlemi ya bir dilin framework'ünden gelen yeteneklerdir ya da Go'da olduğu gibi paketlerden gelen birer yetenektir. Şimdi bunun casting versiyonu yani dilde olan özelliklere bakacağız. Dille birlikte gelen. Şunları da kullanmadığım için hata verir. O yüzden bunları da kapatıyorum. Kapattım ve yeni koduma geçiyorum. Convert casting. Burada da var i int 55 değerini verdim. Var f float 64. Buna da dedim ki yukarıdaki i'nin yani integer'ın float'a cast edilmesini istiyorum. Float 64. Bakın parantez açıp kapattığım zaman buna verdiğim değeri float'a dönüştürüp soldakini atamaya çalışacak. Var u uint. Burada da uint'e dönüştürmek istiyorum. Neyi? Üstteki float. Ya da bunun daha basit versiyonu da olabilir. Neyse şurayı anlatayım ondan sonra ona bakarız. Fmt print line diyorum. İ'yi ekrana basabiliriz. Tabi bu sefer diğerleri kullanılmadığı için ağlayacak. O yüzden bunları da yazdım. Bakalım ne diyecek bize. Bakın 55, 55, 55. İlk başta 55'ti. Sonra bunu float'a dönüştürdü. Float ondalık değer alır. Integer ise ondalık değer almaz. Küsuratı yoktur. Ondan sonra dönüştürdüm. Sonra da float'ı f'i tekrar integer'a ama bu sefer uint'e
dönüştürdüm. Uint'i hatırlarsanız sinyalsiz yani işaretsiz denir. Unsignal. Burada da integer'ın eksiye olan değerini, kapasitesini yok ederek buradaki kapasiteyi artıya, pozitife yükler. Örnek veriyorum, 2 milyarlık bir değer alıyorsa integer, bunun bir de eksi 2 milyar kapasitesi var. Siz uint kullandığınızda, sinyalsiz kullanırsanız, işaretsiz de denebilir. Bu sefer eksideki bulunan 2 milyarı yok eder, artık kullanamazsınız eksiyi. Bunu pozitife, artıya atar, 4 milyarlık bir kapasite oluşturur. Bu şekilde siz dönüştürme casting işlemine tabi tutmak istediğiniz bir nesneyi şu şekilde o veri tipini yazıp bir fonksiyon gibi kullanıp parantez aç kapayla onun içerisine yazdığınız zaman o otomatik olarak burada gördüğünüz tipe dönüştürülüp sol tarafa atanacaktır. Tabi burada büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe atama gibi bir durum söz konusu. Mesela integer kapasite olarak float'tan küçüktür. Yani küçükten büyüğe bir atama gerçekleştirilebilir. Şöyle diyelim. Var f 1 olsun. Buna float olduğunu da belirtelim. Buna ben mesela şöyle bir şey yaptığım zaman bakın normal programlama dillerinde küçükten büyüğe gibi bir atama vardır. Integer'dan mesela float'a aktarma. Bu aslında implicit casting işlemi oluyor. Yani içeride gerçekleşen size müdahale gerektirmeyen bir casting işlemi. Bunun sebebi de şu. Siz örneğin küçük bir kapasite olduğu için i'den float'a yani integer'dan float'a değer atadığınız zaman bir veri kaybı olmaz. Teknik olarak böyledir. O yüzden diğer birçok dilde bu hataya sebep olmaz. Sizi anlar derleyici ve der ki tamam int'i float'a kestettim sorun yok. Ama bunun tersini yapmanıza izin vermez. Mesela float 10.5 gibi bir ondalık değer alabilir. Ama integer sadece 10'unu alabilir. .5 kısmını alamaz. O yüzden büyükten küçüğe doğru bir atama işlemi yapılamaz. Diğer dillerde de. O yüzden bunu yapmak için bir casting gerekir. Yani şu şekilde bilinçli bir explicit bir dönüştürme işlemi gerekir. Burada ise bunun hiçbirine izin vermiyor. Go programlama dili. Diyor ki int'ten yani küçükten büyüğe de atama yapacaksan bunu mutlaka cast etmen gerekiyor diyor. Büyükten küçüğe zaten mecburen cast edeceksin. Ama küçükten büyüğe yaparsan gene cast etmen lazım. O yüzden hata verdi bizden.